Yeni bir videodan herkese merhabalar. Yemek belgeseli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır harika bir börek tarifi paylaşacağım. Dışarıdakileri aratmayan çok lezzetli bir sarı yer böreği yaptım. Buyurun hemen tarife geçelim. İyi seyirler. Böreğimizin ilk iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Tavaya 400 gram orta yağlı kıymayı alarak kavurmaya başlıyorum. Böreğin daha lezzetli olması için kıymanın biraz yağlı olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden orta yağlı bir kıyma kullanıyorum. Sürekli karıştırarak ve ezerek kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Şöyle kısık ateşte kıyma biraz daha kavrulurken hemen o sırada soğanları doğramaya geçelim. 2 adet orta boy soğanım var. Küp küp doğruyorum. Böreklerin iç harcını hazırlarken hep soğanı bol kullanmaya çalışırım. Böylelikle daha lezzetli börekler elde etmiş olurum. O yüzden sizlere de böreklerin iç harcını hazırlarken soğanı bol kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, artık kıyma yeteri kadar kavruldu. Şimdi doğradığım soğanları ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyip soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Hemen tuzunu ve baharatlarını da ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz, tatlı kırmızı toz biber ve karabiber ekledim. Artık böreğimin iç harcı hazır. Soğanlar yumuşadı ve diriliğini kaybetti. Altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Mutlaka iç harcınızı soğutun arkadaşlar, yoksa yufkalarınız parçalanır. Yufkaların aralarına sürmek için sosumu hazırlıyorum. 150 gram tereyağını erittim. Daha sonra içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağını ekleyip güzelce karıştırarak sosumu hazırlıyorum. Tıpkı iç harçtaki gibi börekte hamurlaşma olmaması için sosumu da kenara alıp soğumaya bırakıyorum. İç harcım ve sosum hazır. Artık tamamen soğudu. Şimdi bir tane baklava yufkamdan alıp tezgaha serdim. Gerisini kenara alıp temiz bir bezle kapatıyorum. Mutlaka üzerinin kapalı olması gerekiyor. Böylelikle nemli kalıp herhangi bir kırılma olmayacak. Evet, tezgaha aldığım bir tane yufkanın üzerine sosumu gezdiriyorum. Sosu sürerken dikkat edelim. Çok fazla sos kullanırsanız hamurlaşma olur ve börek dağılır. Her yerine gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürmeniz yeterli. Şimdi üzerine ikinci yufkayı koyuyorum. Yine aynı şekilde üzerini yağlıyorum. Üçüncü yufkayı da koyup tekrardan yağlıyorum. 5 tane yufkayı aralarını yağlayarak üst üste koyuyoruz. Sadece en üstteki yufkayı yağlamıyoruz. Dördüncü yufkayı da koyuyorum. Yufkaları koyarken arkadaşlar eşit koymaya özen gösterin. Ve son 5. yufkayı üstüne koyuyorum. Bu yufkamı yağlamıyorum. Hazırladığım iç harcı uç kısmına koyuyorum ve yufkayı rulo yapıyorum. Rulo yaparken ne çok sıkı ne çok gevşek olmaması gerekiyor. Ve böreğe son şeklini verip yağlı kağıt serdiğim tepsiye koyuyorum. Bu
Bu arada arkadaşlar videonun açıklama kısmına malzeme listesini detaylı olarak yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Tarif için 20 tane yufka kullandım. Toplamda 20 yufkam bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Ve artık fırınımı da 190 derece alt üst ayarda açıyorum. Sosu da arada karıştırarak sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü süt altta, yağlar üstte kalıyor. O yüzden yufkayı sürmeden önce sosunuzu şöyle 1-2 tur karıştırın. Sizleri sıkmamak adına son böreğimi de sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Tüm böreklerimi hazırlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerine kalan sosumu sürüyorum. Sosunuz kalmadıysa sadece üzerine sıvı yağ da sürebilirsiniz. Ve artık börekleri önceden ısıttığım 190 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, böreklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Benim böreklerim toplamda 25 dakikada pişti. Pişme süresi oldukça kısa, o yüzden başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Her fırının pişirme derecesi farklı olduğu için mutlaka kontrollü şekilde pişirin. Artık o meşhur sarıyer böreğini dışarıdan almaya gerek yok. Kendiniz de evde lezzetli bir şekilde kolayca yapabilirsiniz. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. YouTube kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.